Köşkü'nde medya temsilcileriyle buluşan Başbakan Binali Yıldırım gündemi değerlendirdi. Referandumdan rahat evet çıkar diyen Yıldırım %10 seçim barajı içinde ilk kez indirilebilir ifadesini kullandı. Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde medya temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıda gündemi değerlendiren Yıldırım, 16 Nisan referandumu ile ilgili olarak kritik durum görmüyorum. Rahat evetle sonuçlanır dedi. Evet, Referandum sürecinde Milliyetçi Hareket Partisi ile birlikte program yapmayacaklarını da ifade eden Yıldırım, "Beraber program yapmıyoruz ama MHP de biz de evet kampanyası yapıyoruz. Hedefimiz aynı." dedi. Yıldırım, MHP içindeki muhalifler için de tabii orada MHP'nin kendi bünyesinde olan bir sorun olmamasını tercih ederiz ama bu da bir sonuç, bir vaka." dedi. Başbakan Yıldırım %10 seçim barajıyla ilgili de kaldırılabilir mesajı verdi. %10 seçim barajı konuşulur indirilebilir bu seçim barajı. Çünkü bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde artık model değiştiği için parti gruplarından ziyade milletvekilleri ön plana çıkıyor. Bu esnetilebilir, partilerle konuşmak lazım. Değerli üyeler, Başbakan Yıldırım, FETÖ firarisi Arif Erdem ve Hakan Şükür'ün Galatasaray üyeliğinden çıkarılmamasıyla ilgili olarak da şunları söyledi. Her camiada yanlış adamlar olabilir. Galatasaray camiası yıllarca yüzümüzü ağartmış bir kulüptür. Dolayısıyla buradaki bir takım kişilerin, bir takım marjinal muhalif grupların yaptığı yanlışları, çiğlikleri kulübe, yüzyıllık mazisi olan kulübe mal etmek haksızlık olur. İsviçre'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef gösteren pankarta yıldırıma soruldu. Kabul edilebilir bir şey değil. Bu tamamen suçtur. Türkiye diplomatik yollardan yapılması gerekeni yapmıştır. Zannediyorum onlar da soruşturma başlattılar. ABD'nin terör örgütü PYD-YPG ile birlikte yürütmeye karar verdiği Rakka operasyonu hakkında da konuşan Yıldırım, ABD ile yeterince görüştük, karar kendilerinin dedi.